arkadaşlar. Advice with the Shade'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizler için Kanada Vancouver'dayız ve ILSC Dil Okulu'nu gezeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, okula girdiğimiz zaman sizi arkamda gördüğünüz bir lobi karşılayacak. Bu lobide herhangi bir sorunuz olduğu zaman kendilerine sorup cevaplarını alabiliyorsunuz. Bir sıkıntınız olduğu zaman buraya gelip sorularınızın cevabını alabiliyorsunuz. Buradan ilerlediğimiz zaman sınıflara geçeceğiz ama onun öncesinde göstermek istediğim başka bir yer var. Hemen yan tarafta bir bekleme alanı ve aktivite alanı var. Bunları size göstereceğim. Buraya geldiğimiz zaman burada bir sürü koltuklar görebilirsiniz. Burası öğrencilerin bekleme alanı. Burada oturup muhabbet, sohbet edebiliyorlar veya arkadaşlarını veya sınıflarını bekleyebiliyorlar. Hemen arkaya geldiğim zaman da burada aktivite alanı var. Şu an burada birisi yok ama normal şartlarda birisi duruyor burada. Gördüğünüz gibi işte partiler, başka şehirlere geziler, bunların hepsi ayarlanıyor. Bunun dışında okulun bir de kendi aktivite board'u var. Bunları da tamamen online'a dökmüş durumdalar. Eskiden böyle tablolara koyarlardı. Ama şu an her şey manuelmiş. İnternet sitelerinden giriyorsunuz. O haftaki aktiviteler neyse hangisine katılmak istiyorsanız seçip herhangi bir ücreti varsa ödeyip bunlara katılım sağlayabiliyorsunuz. Hadi şimdi biraz da sınıfları gezelim. Arkadaşlar, Kyoto ile birlikteyiz. Kendisini çok göstermek istemiyor ama bir yandan arkadan bize bilgi veriyor. Şimdi okulda zaman içerisinde değişen şeylerden bir tanesi de bu yoldan ilerlediğimiz zaman karşımıza 3 tane ofis çıkacak. Bu 3 ofiste sizin dertlerinizi anlatabileceğiniz birçok dili konuşan insanlar var. Bunun dışında konaklama kısmı var. Şimdi size bunları gösterelim. Bunlar hakkında bilgilendirme yapalım. Daha sonrasında da sınıfları gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Burada zaten görebildiğiniz üzere hepsi için bir tabela koymuşlar. Advisor'lar yani danışmanlar için, konaklama için ve akademik departman için buradan bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle geçip size sırayla ofisleri gösterelim. Burası advisor ofisi. Burada birçok dili konuşan insan... Burada birçok dili konuşan insan var. Karşı taraftan öğrencilere merhaba diyor. Herkese el sallıyor. Burada kendinizle konuşan insanlardan yardım alabiliyorsunuz. Böylelikle kendinizi anlatamadığınız zamanlarda kendi dilinizle konuşarak kendi problemlerinizi çözmenize yardımcı olalım. Burası konaklama bölümü. Konaklama olarak yeni şeyleri var. Sadece homestay ve yurt dışında aynı zamanda 5 tane büyük ev satın almışlar. Bu evlerde de sanki böyle aynı evin içerisinde 4-5 öğrenciyle kalıyormuş gibisiniz. Şu an için en çok tercih edilen ve en popüler konaklamaları buymuş. Çünkü öğrenciler daha keyif alıyorlar kendi evlerinin içerisinde oldukları için. Son ofisimiz de akademik departmanı. Burada herhangi bir probleminiz olursa veya sorunuz olursa derslerinizle alakalı veya programınızla alakalı buraya gelip problemi çözmek için arkadaşlarla konuşabilip sorunuzu çözebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ikinci kattayız. Asansörden indik. Bu tarafta iki tane sınıf ve University Pathway kısmı var. Ancak şu an ders olduğu için rahatsız etmemek için oraya girmiyoruz. İlk karşınıza çıkan kısım University Pathway kısmı olacak. Yani bu ne demek? ILSC'den sonra, dil eğitiminizi tamamladıktan sonra bir üniversiteye geçiş yapmak istiyorsanız ve belli bir level'a geldiyseniz bu dil okulu içerisinde direkt olarak üniversiteye geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bunun için detaylı bilgilendirme almak için buradaki ofise uğrayıp üniversite seçeneklerinizi, bölüm seçeneklerinizi yine okul içerisinden yardım alarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi yine ikinci kattayız. Koridordan geçtik. Direkt olarak sınıfların olduğu yerdeyiz ve tam karşımızda da öğretmenler odası var. Şimdi şöyle hemen ufak bir turlayalım çünkü herkes derste çok da rahatsızlık vermek istemiyorum. Sizi hemen öğrencilerin dinlenme alanına götüreceğim. Sınıfları zaten geçerken göreceğiz. Hadi bakalım. Öğrencilerin yemek yediği ve sınıf aralarında dinlendiği yerler. Gördüğünüz gibi böyle ufak makineler var, mikrodalgalar var ve su var. Yani genelde öğrenciler evden yemek getirip burada ısıtıp yiyorlar. Zaten mikrodalga, su her şeyleri mevcut. Burada da oturup yiyip zaman geçiriyorlar.
boyutundayız. Yine burada da aynı şekilde sınıflar var. Arkamda gördüğünüz dinlenme alanları var. Bir yan tarafta da yine aynı şekilde mikrodalgalar, yemek makineleri ve sular var. Yine aynı şekilde oturup yemek yiyebileceğiniz yerler var. Yani kısacası alt katın aynısı sayılır. Şu sınıfta da yoga yapılıyormuş. O hoca da yoga öğretmeniymiş. Arkadaşlar, ALS Dil Okulu turumuzun sonuna geldik. Burası en büyük kampüsüydü. Bunun dışında iki tane daha kampüsü var şu anda. Onlar küçük, çok da vakitleri yok diye onları gezemeyeceğiz maalesef. Sadece en büyük kampüsünü göstermek istedik. Bunun dışında okulla alakalı herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağıya bize iletin. Bütün sorularınızı cevaplamaktan mutlu oluruz. Bir sonraki okul gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.